Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Talk bölümünden daha selamlar. Bugün bu video içerisinde sizlere hem Brawl Talk'u Türkçe bir şekilde sunacağım hem de gözden kaçırdığınız detayları sizlere aktarmaya çalışıyor olacağım efendim diyeyim. Ama bugün asıl konusu hemen başta söyleyeyim arkadaşlar. Frank'in Grom kostümü abi. Frank'in Grom kostümünü bildiğiniz gibi biz içerik üreticileri çekilişte hediye ediyor olacağız. Çekilişe katılma şartı da oldukça basit arkadaşlar. Videonun açıklama kısmının en üstüne ben Discord sunucumun linkini bıraktım. Sizler de Discord sunucumun linkine tıklayaraktan ilk öncelikle Discord'umu takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İkinci olarak da videonun yorumlar kısmına Discord ID'lerinizi yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra çekilişe katılabileceksiniz. Sadece bu kadar şart abi. Tabii ki de videoya da like atarsanız sevinirim diyeyim. Discord ID'lerinizi yorumlara yazmanız şu yüzden önemli. Çünkü sizlere yazdığınız Discord ID'leriniz üzerinden ulaşacağım ve takip etmeniz de şu yüzden önemli. Beni takip etmeniz lazım ki ben sizlere mesaj gönderebileyim arkadaşlar. O yüzden hem beni Discord'dan takip etmeniz lazım hem de Discord ID'lerinizi yorumlar kısmına yazmanız lazım diyeyim. Ve hemen çekilişin nasıl yapılacağını açıkladıktan sonra videoya geçeyim. Şimdi ben bu güncellemede aslında önemli noktaları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Buraları muhtemelen izlemişsinizdir zaten. Şimdi ben buraya geleyim ve yeni hayalet istasyonuna gidiyoruz diyor. Evet, burada arkadaşlar güncelleme gününde Zombrok kostümünü alabileceğiniz bir mücadelemiz olacak diyor. Yani oyuna bir mücadele gelecek ve bu mücadeleyle beraber Zombrok kostümünü elde edebileceğiz abi. Zaten Cadılar Bayramı'na da gelmiş bir kostüm olduğu belli oluyor. Sonrasında da elmasla satılabilecekmiş, alamazsak diye. Ve arkadaşlar ayrıca elmaslarınızla Grom'u Frank Grom'a da dönüştürebilirsiniz diyor. Bu çok güzel bir kostüm bu arada. Hatta kostümü şöyle atış efektlerini de sağda görüyorsunuz arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Bak atış efektlerine bak abi, çok iyi bir kostüm. Kesinlikle çok iyi bir kostüm ve bu kostümü çekiliş yapıyor olabileceğiz sizlere. Zaten ilerleyen dakikalarda da çekilişler haber vereceğim. Yani çok iyi bir kostüm. Bunu sizde ve şeyini gördünüz. Evet, güç ligi kostümümüz ve Fetiş Kore'ye diyor arkadaşlar. Bu da güç ligine gelen bir kostüm olacak yine. Ve gerçekten bu da çok güzel bir kostüm gibi duruyor. Evet, bazı klasik cadılar bayrak kostümleri dükkana geri gelecekmiş. Zaten gelecek kostümleri görüyorsunuz. Bunlar tekrardan dükkana gelecekmiş. Evet. Ayrıca Brawl Pass'in birinci kademesinde Raccoon Penny kostümü gelecekmiş. Speaking of Brawl Pass, let's talk about Buster. Evet, yeni kromatik savaşçı Buster. Evet, Buster'ın videosu var arkadaşlar burada. Şöyle siz videoyu izlerken ben de size bilgi vereyim. Ana saldırısına düşmanlarına bir ışık dalgası gönderiyor ve dikkat ederseniz uzaktakine daha az hasar veriyor, yakındaki düşmanlarına daha fazla hasar veriyor. Aynı Terra gibi düşünebilirsiniz. Hedefi ne kadar yakınsa o kadar hasar veriyor. Evet, takım arkadaşlarını koruyabilen bir tank savaşçıdır. Süper gücünü kullandığında gelen tüm mermileri engelleyen bir duvar oluşturur diyor. En büyük özelliği bu. Kendi üzerine doğru gelen her şeyi engelliyor ama havadan saldırılara karşı engel yapamıyor bu duvar. En önemli olayı da bu arkadaşlar. Aynı zamanda tek mermiyle tek mermi atışlı saldırılar kalkanından geri yansır diyor arkadaşlar. Mesela Stu atışı diyor veya D vuruyor veya Piper'la vuruyorsunuz. Bu kalkan açıkken vurursanız dönüp kendinize geliyor merminiz. Kendinizi isabet ediyor. Bak Stu'ya dikkat edin, canı düşüyor bak. Şuradan göstereyim bak. Dikkat edin. Bu kalkan açıyor, Stu ateş ediyor abi. Bak kendine döndü, gördünüz değil mi? Sonra da normal vuruşu da aldı. Kalkan açıkken Buster'a önden saldırmak pek mantıklı değildir diyor yani. Testereli Buster'da projeksiyonu testereye dönüşüyor diyor. Bu da Brawl Pass'in son kostümü. Son kademe kostümü. Evet. Pizza fırını eş. Herkes bunu sevinecek çünkü pizzayı herkes sever. Evet. Kulüp dükkanında olacak diyor bu kostüm. Kulüp dükkanı özel geliyor. Ve Brawl Pass'te yalnızca bir kostüm olan Janet da yer çekimi ustası Janet mı? Ne? Master Janet yani. Geride Squeak kostümü var. Evet, bu da çok güzel bir kostüme benziyor. Ücretsiz bir kostüm açabilecek diyor ve arkadaşlar burası çok önemli. Bu çok önemli. Aralık başlarında yapacağımız duyuruda yeni Daryl kostümünü ve bak ve yepyeni bir kutu türünü ve bir takım ödülleri nasıl açacağınızı anlatacağız diyor. Aralıktaki Brawl Talk'ta bahsediyor. Ama şöyle bir kutu geliyor arkadaşlar. Evet. Bunun da Türkçesi Omega kutusu Daryl arkadaşlar. Yani değişik bir kutu tasarımı. Kırmızılı böyle bir mega kutuya da benziyor ama Omega kutu değil, Omega kutu. Yani bilmiyorum nasıl bir kutu olur. Bunu da yorumlara fikrinizi yazmanızı istiyorum. Hızlı bir şekilde geçelim. Bir takım ödülleri ve yeni kutu türünü açıklayacağız. Ve kutu türü de zaten Daryl'ın kostümüne yansıtmışlar artık. Oradan nasıl bir kutu olduğunu siz yorumunu yapabilirsiniz. Evet, parçalar ve eşya jetonları oyuna tamamen kalkıyor. Bunu zaten bir öncekinde söylemişlerdi. Topladığınız her bir parça ve eşya jetonu kullanmamış olsanız da olmasanız da, bakın kullanmış olsanız da olmasanız da altın olarak iade edilecekmiş. Artık eşyaları istediğiniz gibi yeniden seçebilirsiniz diyor. Eşya almak da oldukça kolaylaştı diyor.
İlk eşya yine her zamanki gibi ücretsiz. Artık eşyaları kutulardan çıkartmak zorunda falan değiliz. Altınla direktmen alabiliyoruz ya da elmasla. Bu arada altınla yapabildiğimiz her işlemi de elmasla da yapabiliyoruz artık. All you need to do is to go to any brawler screen and tap the gear you want. Tek yapmanız gereken yeterli altınız varsa hemen alabilirsiniz diyor. The very first gear you equip is still free. İlk eşyanlar her ücretsiz olduğunu söylüyor. Gears are equipped per brawler. So if you want the same gear on multiple brawlers, you will have to buy it. Her biri için ayrı ayrı satın almalısınız diyor. Yani bir kere kalkan aldı, bütün karakterlerde kalkanı kullanamıyorsun diyor. Bir karakter için kalkan aldıysan yani aynı muhabbet bir önceki eşyalarla. Artık eşya seviyeleri kaldırıldı diyor. Artık seçeceğiniz eşya maksimum seviyede geliyor zaten. Ama 3 enderlik seviyesine ayrılıyor arkadaşlar. Süper ender, destansı ve gizemli. Süper ender eşyalar tüm savaşlar tarafından kullanılabiliyor. Destanslar bazı savaşlar özel ve gizemleri tek bir savaşçı için kullanılabilir diyor arkadaşlar. Ve destanslar bazı savaşçılar özeldir. 4 yeni eşya tanıtacaklar. Mesela burada arkadaşlar Ginny'ye herhalde bir eşya gelmiş. Bu gizemli bir eşya ve buradaki yazan şeyden benim anladığım en azından çeviriye yazınca çıkan arkadaşlar daha fazla mesela büyülü eli daha fazla ileriye ulaşır. Yani büyülü eldeki mesela range'i bu kadarsa daha fazla uzağa büyülü eli atabilecek gibi duruyor. Yani eşyalar artık bu şekilde gizemli eşyalar çok daha fazla bir fark yaratacak gibi karakterlerin üzerinde bu gizemli özellikle gizemli eşyalar. So make sure to watch some of the Brawl Stars content creator videos before going crazy and equipping. Brawl Stars içerik üreticilerinin videolarını izlemenizi öneririz diyor arkadaşlar. Bunlar da sneak peek video bölümlerinde. Beni takip edip videoları kaçırmazsanız sneak peek bölümlerinde zaten daha detaylı bir şekilde sizlere aktarıyor olacağım. We plan on releasing new gears in the upcoming updates. Sonraki güncellemelerde yeni eşyalar çıkartmayı planlıyorlarmış. Evet, şikayet düğmesi bu da önemli bir beklenen bir şeydi. Sadece güç liginde arkadaşlar şu an bunu kullanabiliyoruz. Sonrasında diğer modlara da getirmeyi düşünüyorlar. Zaten aşağıda yazıyor. For now, it's only available in party, but we plan on adding it to more modes as well and improve functionality from update. Her güncellemeyle geliştireceklerinden bahsediyorlar. What would you like to see from the report button? Drop a comment down below. The Brawl Stars World Finals will take place. Dünya finalleriyle alakalı. Paris Disneyland'da gerçekleşeceğini ve en iyi takımların 1 milyon dolar ödüle varan havuz için yarışacaklarını söylüyorlar. Katılan takımları ben de kutluyorum. Bu arada Dünya Şampiyonası yayınlarında arkadaşlar yine ben ve Erkan abinin kanalından da izleyebileceksiniz. Canlı bir şekilde Türkiye için bizler sunacağız yine Dünya Şampiyonası finallerini 25-27 Kasım tarihleri arasında. Ondan da haberiniz olsun. Çünkü izlemeniz de gerekiyor aslında. Neden? Hem oyunu sevdiğiniz için izleyeceksiniz tabii ki de ama tabii ki de hem pin hem sprey hem de mükemmel bu Tera kostümü için. Sinirli Tera. Bakın izlemezseniz bu finalleri Tera daha da çok sinirli. Haberiniz olsun. Yani ben bu arada geçen sezon Jesse kostümünü 102 puanla kaçırdım ve 150 taşa oyuna geldi tekrardan. Bu da o fiyatlara gelirse oradan üzülürsünüz. O yüzden kesinlikle izleyin tahminlerde. Bulunun ki ben yardımcı olacağım sizlere geçen sene nasıl yardımcı olduysam. Yine yardımcı olacağım ve yine bu kostümde sizlere aldıracağım diye düşünüyorum yayınlarda. Haberiniz olsun. Sinirli Tara. Çok güzel bir kostüm olmuş. Yani şunu canı gönülden söyleyeyim. Geçen seneki Jesse kostümünden çok daha güzel olmuş arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Net yani. Event Brawl Stars. Zaten bunu Dünya Şampiyonası yaklaştıkça bu haberi sizlere veriyor olacağım. Event Brawl Stars sitesi üzerinden bu kostümü oy kullanıp alabileceksiniz arkadaşlar. Artık altınla yapılabilen işlemi şeyde yapabileceksiniz diyor. Elmas serikle yapabileceksiniz diyor artık altınla olan işlemi. Ve dostluk maçlarında artık iki tarafta aynı savaşçıyı seçebiliyor. Aynı takımdan iki kişi. Genel görevler artık istediğiniz karakterle yapabileceksiniz. Bu çok güzel olmuş. Evet, parçalar ve eşya jetonları gittiği için altın daha fazla çıkacak diyor. You can now play matches against bots with the brawlers you don't have. Sahip olmadığınız savaşçıları botlara karşı oynayabiliyoruz ve yepyeni hediyeler. Evet, içerik üreticileri yani bizler Frank'in Grom kostümünü vereceğiz arkadaşlar. Burada da hemen sizlere bir duyuru geçmek istiyorum videonun sonuna da gelirken. Çekilişle beraber Frank'in Grom kostümünü arkadaşlar sizlere vereceğiz. Tek yapmanız gereken beni Discord'dan takip etmeniz gerekiyor. O da açık videonun çıkan arkasının en üstünde benim Discord sunucumun linki var. Tıklayıp takip ettikten sonra yorumlara da ID'nizi yazarsanız çekilişe katılmış olacaksınız. Bu arada Brawl Talk'u nasıl buldunuz da yorum arkasına yazın diyeyim. Ve ben kaçayım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.